Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere canınız tatlı çektiğinde kolaylıkla yapabileceğiniz çok hafif, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık lokum gibi fiyonk tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için tencereye 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su alalım. 1 dilim limon suyunu sıkıp kendisini de içine atalım. Şerbetimizin koyu kıvamlı bir şerbet olması gerekiyor ve de soğuk olması gerekiyor. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 15 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım. Hamuru için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 tane yumurta, 1,5 paket kabartma tozu. İyice karıştıralım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hamuru masanın üzerinde de biraz toparlayalım. Hamuru ikiye bölelim. İki tane beze alalım. Eğer isterseniz tek olarak da açıp şeklini verebilirsiniz. Daha kolay olması açısından ben ikiye böldüm. Masanın üzerine biraz un serpelim. Bezenin üzerine de biraz un serpelim. Bezeyi açalım. Hamuru dikdörtgen olacak şekilde açalım. Ara ara elimizde dikdörtgen şeklini verelim. Kenarlarını düzeltelim. Hamuru çok kalın açmayın. Çok ince de açmayın. Yaklaşık 3 parmak genişliğinde keselim. Tekrar kesip dikdörtgen şekiller oluşturalım. İsterseniz kenarlarını ruletle düzeltebilirsiniz. Kenar kısımların şekilleri eşit olmadığı için, düzgün olmadığı için kullanmıyorum. Videoda görüldüğü gibi fiyonk şeklini verelim. Eğer bu tatlıyı daha az hazırlamak isterseniz çay bardağı ölçüsü de kullanabilirsiniz. Bütün hamurları bu şekilde hazırlayalım.
1,5 su bardağı sıvı yağ alalım. Orta ateşte iyice kızdıralım. Şerbeti de bir kenara aldım. İyice soğudu. Kızgın yağda hamurları kızartalım. Hamurların her iki tarafı da kızarana kadar, altın sarısı rengini alana kadar kızartalım. Kızaranları şerbetin içine alalım. Diğer hamurları da kızartmaya devam edelim. Tatlıları da şerbetin içinde birkaç tur çevirelim. Bir tabak üzerine alalım. Diğer hamurlara da aynı işlemleri uygulayalım. Fiyonk tatlısı tarifimiz hazır. Üzerine Antep fıstığı serpelim. Eğer isterseniz fındık veya ceviz ya da Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Sizlere bir tanesinin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.